Merhaba sayın seyirci. Bugünkü videomda sizlere iOS 11'den iOS 10.3.3'e nasıl dönülür? Bunu yapmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle telefonumuzun bilgisayarımızda olan bağlantısını kesiyoruz. Ondan sonrasında telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu işleme başlamadan önce fotoğraflarımızı, rehberimizi yedeklememiz gerekiyor. Çünkü bütün verilerimiz gidecek. Telefonumuz kapandıktan sonra işleme başlayacağız arkadaşlar. Ancak bu işleme başlamadan önce Google'a IPSW yazarak şu ilk başta çıkan siteye girmemiz gerekiyor. Bu siteye girdikten sonra burada iPhone ve telefonumuzun modeli, mesela benim 6S, bunu seçip 10.3.3'teki dosyayı download etmemiz gerekiyor. Peki, şöyle söyleyeyim. Telefonumuz 6S değil de 5S'se Global mi, GSM mi indireceğiz? Ona da arkadaşlar şu kısımda iPhone seçerek model numaramızı girdikten sonra karar verebiliriz. Bu model numarasını girdikten sonra zaten kendi global mi, GSM mi kendisi söylüyor arkadaşlar. Şimdi dosyamızı indirdik. Benim dosyam şurada. İşlemimize başlamak üzere iTunes'u açalım. Öncelikle iTunes açık arkadaşlar. Sonra telefonumuzu bilgisayara bağlar bağlamaz. Bağlar bağlamaz arkadaşlar. Hemen telefonumuzun güç ve home tuşuna basılı tutuyoruz. Bırakmıyoruz arkadaşlar. Evet. iTunes telefonu tanıdı ve iPhone'umuzda restore moduna, DFU moduna geçti arkadaşlar. Bu kısmı vazgeç diyerek kapatıyoruz. iPhone'a geri yükle kısmına geldiğimizde Windows bir bilgisayarda arkadaşlar Shift tuşuna basarak iPhone'a geri yükleyi tıklıyorsunuz ve açılan ekranda indirdiğimiz dosyayı seçeceğiz. Ancak bir MacBook sahibiyseniz opsiyon tuşu ile beraber buraya basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında açılan yerde indirdiğimiz dosyayı seçip aç diyoruz ve geri yükle diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar Windows bilgisayar sahibiyseniz Shift tuşu ile, MacBook bilgisayar sahibiyseniz Option tuşu ile bu dosyamızı seçiyoruz. Seçtikten sonra tabi yazılım seçilip çıkartılıyor diyor. Bu kısımdan sonra kesinlikle iPhone'umuza ve bilgisayarımıza dokunmuyoruz arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu kısımdan sonra iPhone'umuza veya bilgisayarımıza dokunmuyoruz. Kesinlikle o bizden bir şey istemedikçe ikisine de müdahale etmiyoruz. Bağlantılarını kesmiyoruz. Hatta mümkünse elektrik dahi gitmiyor arkadaşlar. Elektrik dahi gidip bu işlem yarıda kalırsa sizi sıkıntılı bir işlem sırası bekleyebilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuz şu anda kapandı komple ve iTunes'ta bir ekran gördük. İşte fabrika ayarlarına döndürüldü, yeniden başlatılacak diye bir bilgi notu yazdı bize. Evet, bu noktada arkadaşlar iTunes'tan telefonun bağlantısı kesilmiş gibi duruyor. Ancak bağlantı kesilmiyor arkadaşlar. Sadece o arayüz kapanıyor. Ve iPhone kapanır gibi oluyor. Siz o anda hemen böyle kapandı açayım gibi bir müdahalede bulunursanız işlemi yarıda kesersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda iPhone tekrar açıldı ve bir şeyler yüklemeye, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yükleme mesela tam şu anda iTunes iPhone yazdı tekrar. Burayı görene kadar, hatta telefon açılana kadar kesinlikle bilgisayarımıza ve cihazımıza dokunmuyoruz. Evet, etkinleştirme kilidi geldi. Şimdi artık telefonumuzla alakalı. Telefonumuz üzerinden işlem yapabiliriz. Buradan yapmasak da olur. Telefondan da halletme şansımız var. Şöyle standart iPhone kurulumuna
Geçiyoruz. Etkinleştirme kilidini ben Mac'ten de yapabilirim. Evet arkadaşlar, benim bilgisayardan yapma sebebim tamamen yazım daha rahat olduğu için bilgisayardan yaptım. Siz tabii ki telefondan da yapabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı ve iOS 10.3.3'e geri döndüğünü söyleyebilirim şu anda. Telefonumuzun iOS 11'i aldı gördüğünüz gibi ve yine görmüş olacağınız gibi 10.3.3'e geri döndü arkadaşlar cihazımız. Verileriniz gitmeyecek şekilde anlatımlarda var arkadaşlar. Ancak verilerinizin gitmeyeceğini sizlere söyleyen ve bu ben de olsam, böyle bir vaatte bulunan kimseye çok fazla itibar etmeyin. Çünkü bizim kanalımızda da verilerin gitmeden iOS 11'den 10'a dönüş var. Ama o yöntemi kullandığımızda %40-50 oranında takılmalar oluyor arkadaşlar. İşlem sırasında cihaz takılıyor. Ve iOS 11 ona uyum sağlayamadığı için dosya sistemi bakımından cihaz takılı kalıyor. Ve iOS 11'i tekrar yüklemek gerekiyor. O anda işte DFU moduna falan almanız gerekiyor tekrar. Tekrar IPSW dosyasını indirmeniz gerekiyor. Ve oldukça sıkıntılı bir işlem. İnanın, fotoğrafları aktarıp iCloud'a rehberi yedekleyip şu işlemi yapmanız hem telefon açısından çok çok daha sağlıklı, hem de arkadaşlar takılma durumuyla uğraşmaktansa çok daha kolay diye söyleyebilirim sizlere. Şimdi 10.3.3'e geri döndük arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sıradaki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.